bir mektup ulaşmışsa eve ne yapacağız? Düşünmek istemediğim tek ihtimal o. Yetişmek zorundayız. O kadar mı kötü diyorsun? Yani Alper için evet. Böyle bir zamanda işini kaybetmemeli. Onun için hiç iyi olmaz. Beni dinlesen şimdiye ulaşmıştık. Ya sen niye böyle bir yere gelmiştin acaba? Bir de bana bozuk plak diyorsun. Takıldı dedim. Aynı şey. Biz zaten aynı şeyi söyleyip bir şekilde tartışmayı başarabiliyoruz, hayret. Sen soruma hala cevap vermedin. Kızlarla pijama partisine gelmiştik. Arkadaşlarımızdan bir tanesi evleniyordu. Öyle bekarlığa veda partisi falan yapacağımıza toplaştık, kıştı. Dağ evinde pijama partisi verdik. De sen bununla niye bu kadar ilgilendin acaba? Ya dağ başı işte. Kurdu var, domuzu var. Sordum öyle. Ben öğrenseydim, ben vururdum o adamı. Sen oğlumuzun kanını yerde komada Salih. Sen, oğlumuzun bir katili var. Ama bir yerlerde elini kolunu sallayarak dolaşıyor deseydin, ben nefes alamazdım. Gözümde iki kat daha büyüdüm bu gece. Haşmet Bey. Engin, senin ne işin var burada? Bu Canan cadısı bütün İstanbul'a mı anlatmış meseleyi? Siz? İyi akşamlar. Leyla aradı da sizin de haberiniz olmuş galiba. Sana da mı haber verdi? Evet. Yani gel beni al ya da birini yolla diye aradı. Allah'tan şarjı bitmeden önce konuşabildik de adresi aldım. Ezgi Hanım çok iyi biliyormuş da buraları. İlla geleceğim deyince ben de. Engin Bey restoranda olunca ben rica ettim, sağ olsun kırmadı, kendisi getirdi. Hani siz Alper'le buluşacaktınız? Evet Haşmet Bey, ama böyle acil bir şey çıkınca iptal ettim. Malum Ezgi Hanım'ı daha başına yalnız yollayamazdım. Sizin haberiniz olduğunu bilmiyordum ben. Başına bir şey gelmiş olmasın? Yok. Yok, ne gelmiş olacak başına? Zaten ışıklar kapalı, belli ki çıkmış o. Çıkmış ama işte şarjı olmayınca haber verememiş. Ezgi, tek başına nereye gidecek? Nasıl gidecek? Yürüyecek hali yok ya. Ezgi 10 kere aramış beni. Bir arayayım hemen. Alo, Ezgi. Alo Leyla. Leyla. Neredesin canım? Biz seni almaya geldik. Geldiniz mi? Sen bu havada niye çıktın ki? Alper geleceğini söylememiş miydi? Ha, Haşmet Bey de burada. Çok merak ettik seni. Haşmet mi? Alper'in arabası çamura saplanmıştı. Az daha çıkamıyorduk, biliyor musun? Aa, Ev sahibi anahtarı teslim alamayınca endişelendi. Gelmiş bizi kontrol etmeye. Sağ olsun altında da pikabı varmış. Çıkardı arabayı. Özetle yani iyiyiz ve yoldayız canım. Bak sen şansa bak. Bir kere de yüzümüze güldü. Tamam canım, tamam. Orada durumlar nasıl peki? İyi. Ben o zaman dönüşte arıyorum seni. Tamam canım, sağ ol. Tamam canım. Ne olmuş, iyi mi? Ya ev sahibi Leyla anahtarı bırakmayınca merak edip kontrole gelmiş. Taksiye de bırakmış Leyla'yı sonra. Her şey yolunda yani. Eve varmak üzere. Ezgi'yi bırak, eve gel. Tabii efendim. Gereksiz yere yine sana zahmet verdim, kusura bakma.
Yok. Aslı sen kusura bakma. Haşmet'le planınızı bozdum. Affedersin. Ben mi çağırdım yani Haşmet'i? Bütün bu olanları ben mi ayarladım? Sen ne ima etmeye çalışıyorsun bana? İyi akşamlar Leyla. Sana söylüyorum Alper. Sen ne cüretle bana böyle imalarda bulunursun ya? Ne gerekçeyle? Adama kendi kendine malum olduysa demek ki. Bir ara ben bile inanacaktım ev sahibinin geldiğine. Yalan söylemedim ki. Gitmiş gerçekten. Gerçekten mi? Hı. Yani Alper gelmemiş mi yani? Alperman. Esas kızımızın başı dertte olacak da Alperman yetişmeyecek. Alperman mı? Ya sen bir de gaz mı veriyorsun? Kusura bakma da ateş bacayı sarmış çoktan. Benim gazıma ihtiyaçları yok onların. Ayrıca da bu işin gazı da freni de iki kişiyi ilgilendirir. Bize düşmez. Evet çok güzel söylüyorsun işte. Bence hiç biz karışmayalım. Tamam mı? Hele ki sen Leyla'yı asla yüreklendirme. Ben kardeşimin o ateşte cayır cayır yanmasını istemiyorum. Allah Allah. Sen tam da şu an burnunu sokuyorsun ama konunun ortasına. Arkadaşın adına karar veriyorsun mesela. Bak Ezgi, bu saçmalık son bulmalı. Tamam mı? Bu hepimizin hayrına olan şey. İnan bana. Ayrıyeten de aşk maşk yok ya. Sen nereden çıkartıyorsun aşkı? Olamaz. Ya arkadaşının ilişkisi senin mantığına yatmak zorunda mı arkadaşım? Tamam bak bir şey söyleyeceğim. Biz tartışmayalım tamam mı? Çünkü gereksiz bir gerginlik oluyor aramızda şu an. Benim zaten üstüm başım çamur içinde, sinirlerim tepemde. Bir de sen benim söylediğim her şeyi yanlış anlıyorsun. Ha sen zaten her şeyi çok doğru söylüyorsun da ben yanlış anlıyorum öyle mi? Allah Allah tamam. İşte ben de bundan bahsediyorum tamam. Evet evet. Tamam. Evet. Benim huzurum. Huzurum bu benim. Huzurum. Sen anlasan kimin kokusuna sığınırım ben. Ses çıkarmak yok hadi artık. Evet. Hadi. Toparla. Toplayalım bunları uyuyalım. Hadi. Uyku vakti. Kızı aç bir aç. Allah'ım daha başında bırakmış. Neymiş? Dikkatsizliğin cezasını çekecekmiş. Kim bilir iş yerinde hangi zorbalıklarla karşı karşıya kalıyor. Ben ona hayatımı sürüyorum. İstese dünyaları ayakları önünde sermeye hazır. Ama gitmiş bir psikopatın ağız kokusunu çekiyor. Sabahtan akşama kadar maden suyuna nane atacağım diye etrafında geziyor. Dezenfektanla, mendiller, bir takım bir sürü saçma hareketler. Kim bilir evladıyla beraber nerede kalıyor. Ama buraya gelmiyor. Buraya gelmiyor! Niye? Ben bu kadar mı çirkinim? Ben bu kadar mı çekilmezim? Estağfurullah efendim. Kendinize haksızlık ediyorsunuz. Ediyorum. Kendime haksızlık ediyorum. Onun bu kapıdan içeri girip benim gözlerim içine bakması lazımken ben onun ağzına bakıyorum. Bir lafa Allah'ın siktir ettiği daha gidip boş bir tane kapıyı çalıyorum. Kapıyı açıp ne diyecek? Hoş geldin mi diyecek? Boynuma mı sarılacak? Neye güveniyor lan bu? Bunun aklında birim var Engin. Bunun gönlünde birim var. Efendim aklında biri var mı yok mu bilemem. Ama hayatında kimse olmadığını kesin olarak biliyorum. Biliyorsunuz takip etmiştim. Evden işe, işten eve bir hayatı var. Eğer bunu bana birisi yüzünden yapıyorsa... İkisini de yaşatma.
Bu noktada size kendi sözünüzü hatırlatmak isterim. Bir kadını diğerlerinden farklı kılan, ona inanan erkeğin aptallığıdır. Evet, aptalım. Evet, safım. Susturamıyorum. Leyla bu kapıdan içeri girecek. Benim kimseye sığınmaya ihtiyacım yok. Ama hanım var. Ben bugüne kadar ne istediysem aldım. Ben yalvarmaya ihtiyacı olan bir adam değilim. Yeter artık. Çok bekledim. Kim olduğumu hatırlatma vakti yarın. Hemen yarın. Ne geçiyor ki aklında? Bana öyle bakma. Anlayacaklar. İkimize karşı bu dünya bizi anlamayacaklar. Bana öyle yaklaşma. Bana öyle dokunma. İkimize karşı bu dünya bizi anlamayacaklar. Bu hayatta bizi böyle yakamızdan tutacaksa, hadi böyle yaşa derken kalbimize sormuş mu? Bu hayatta bizi böyle yakamızdan tutacaksa, hadi böyle yaşa derken kalbimize sormuş mu? Benle böyle konuşma. Sen bizim öpüşme ihtimalimizi mi düşündün? Kapıları kapatma. İkimize karşı bu dünya bizi anlamayacaklar. Beni aşkla aldatma. Aynı anda kaç kişiyi düşünüyorsun sen Leyla? Gerçeklere kapatma. Böyle kırık da bakma. Beni daha da ağlatma. Bu hayatta bizi böyle yakamızdan tutacaksa, hadi böyle yaşa derken kalbimize sormuş mu? Bu hayatta bizi böyle yakamızdan tutacaksa, hadi böyle yaşa derken kalbimize sormuş mu? Bu hayatta bizi böyle yakamızdan tutacaksa, hadi böyle yaşa derken kalbimize sormuş mu? Hadi böyle yaşa derken kalbimize sormuşum. Bana öyle bakma. Anlayacaklar. İkimize karşı bu dünya bizi anlamayacaklar.
bacaklar. Anlatsana Engin, nerede yaşıyor? Bir kadının evinde kiracı efendim. Yani kirayı ortak mı almış, öyle mi? Kadın yalnız yaşıyor. İhtiyaçtan ilan vermiş. Ezgi Hanım da bunu bulmuş, Leyla Hanım'ı yerleştirmiş. Kadın kim? Dediğim gibi yalnız yaşıyor, iki tane oğlu var. Tesadüftür ki birini tanıyorum. Sigortacı, kendi evinde yaşıyor. Güzel, gerekirse elimizin altında olur. Öbürü oğlu evde kalmıyor değil mi? Hayır efendim, şehir dışında yaşıyor. Bu arada Rüzgar'a da kadın bakıyor. Adres? Var efendim. Günaydın efendim. Kahvenizi getirdim. Günaydın Leyla Hanım. Kurtulmuşsun. Evet. Ev sahibi anahtarı teslim alamayınca merak edip kontrole geldi. Yola indirdi beni. Sağ olsun bir taksiye binmeme yardımcı oldu. Şanslı günündeymişsin. Ben aslında seni orada bırakacaktım. Aklın başına gelsin diye. Bunu iki defadır yapıyorsun. Bir kere hediyeyi unuttun. Şimdi de şoförün havaalanına gideceğini unuttun. Bir daha notlarımı daha iyi dinlersin. İnşallah. Aç şimdi onu. Not almaya başla. Yönetim kurulu toplantısı için mailine bir takım raporlar attım. Onlardan birer set istiyorum. Yeni web sayfasının sunumunu artık görmek istiyorum. Bir an önce onu organize et. Adamlar eğer yine tarihi ertelerlerse şirketi değiştireceğimi söyle. Yeni Gençlik Dergisi'nin sunumu ve içeriğinde bir sorun var. Beğenmedim. Yarın sabah erkenden ekibi toplantı yapacağız. Bu Alper meselesi. Artık bugün bu çekim bitsin. Yılan hikayesine döndü. Nefret ediyorum böyle şeylerden. Toparlayın artık bunu. Dün gittiğin yerin fotoğraflarını attın mı bana? Mailinizi attım efendim. Güzel. Çık şimdi. Kedi gibi. Bir şekilde dört ayağının üstüne düşüyor. Bazısı demiş ne suya. Ama şimdi çaymış. Mişne. Çok severim ben mişne suyunu. Ama şimdi çaymış ne diğer. Sıcak, dikkatli iç. Ellerine sağlık. Çok güzel bir çay olmuş. Mişneli çay. Değişik. Ama yanlış içiyorsun. Belki böyle içeceksin. Büyüdükçe annene daha çok benziyorsun. Küçük anneme. Evet, benziyorum değil mi? Çok özledim. Çok özlemişim seni ve şekerpare. Ama çayın soğuyor. Ha, pardon. Sohbeti koyupmuşsunuz. Hem de ne biçim. Aa baba, sen de çay koydum. Bunlar bilmene olmaz, otur hadi. Tamam. Hangisi benim fincanım? Şekerimi attın mı şekerim? Parmağa dikkat Marie Antoinette. Aa lütfen. Ben size hemen kurabiye yapıp getiriyorum kuzucuklarım. Koş bakalım kuzucuklarım. Kahve. Sağ ol. Hayrola, ne konuşacaktım Emre sen? Oğlum geçen gece eve gidip fenalaşmışsın. Kadın endişeden ölecekti neredeyse. Ya işte anlatacak bir şey yok ki. Annem ev hamı yapmış gereksiz. Ya tamam. Bu arada hallederim. Senin de canı sıkmaya değmez.
Onur, boşuna debeleniyorsun. Aramızda ama annem duymasın. Kadının dengesi bozulmasın şimdi. Ben de bu söylediğini duymadım. Devam et lütfen. Ben 2 ay önce kumara sardım. Ne? Nerede? Oğlum sen Kıbrıs'a falan da gitmezsin ki. Yer altına sardım deme bana. Ya öyle bakma, oynamıyorum şimdi. Öyle bir an boşluğuma geldi. Zaten sinir oluyorum kendime. 2 ay önce. Borçlu taktın tabii. Yani işte hikayeyi okumak zor değil. Bir alacağım vardı Alper, ona güvenerek. Yoksa tefeciyle iş yapacak adam değilim ki ben. Onur, tefeciye de mi sardın? Oğlum sen bir adım atmadan önce 40 defa düşünen adamsın. Nasıl düştün bu tongaya? Ya işte müşterimdi benim. Başta bilmiyordum ki böyle bir şey olduğunu. Keyfine diye başladık. Küçük iddialar falan derken iş nasıl büyüdü ben de anlamadım. Niye bir şey anlatmıyorsun Onur? Hep böyle sağdan soldan duyunca dökülüyorsun. Ya senin başında 1000 dert varken nasıl gelseydim? Bir de Suzan çıktı. Saklıgöl'deki eve güvendim. O da satılamadı bir türlü. Satılsa... Neyse işte, neresinden tutsan can sıkıcı mevzular. İşin özü herifler sıkıştırıyor abuk sabuk. O gece de mesaj gelmişti. Ondan canım sıkılmıştı. Anladım. Biz bir Engin'le de bir araya gelelim bence. Hep beraber oturalım, bir bakalım ne yapabiliriz. Aha, hissetti bizimki. Engin. Efendim Engin. Alo Alper, neredesin? Evdeyim. Onur geldi, sohbet ediyoruz. Birazdan Çiçek'i okula bırakıp mekana geçeceğim. Hayırdır? Nihayet iyi haber geldi. Videodaki kapşonu yakalamışlar. Kapşonu yakalamışlar. Ne demek yakalamış? Nerede? Kimmiş oğlum benim? Söylesene. Yani daha ben de o detayları bilmiyorum. Avukat Yener adı bende. Engin, beni bu herifle görüştürmen lazım. Yani açıkçası bilmiyorum Alper. Sanki akrabalık falan istiyorlardı görüştürmek için ama ben bir sorarım. Söyle bastırsın. Benim bu herifi görmem ve konuşturmam lazım. Hadi Engin lütfen, görüşürüz. Görüşürüz kardeşim. Oh be, nihayet güzel bir haber geldi. Önce herifi bir konuşturalım da. İyi bakalım, konuştur şu pisliği. Bir bela bari bitsin gitsin başımızdan ya. Tatlım ne yapıyorsun? Oraya sığar mı? Yemeyeceğim, ben okula gidiyorum. Bu benim. Yemekle gezilmez ki. Sen niye onu çantana tıkıştırmaya çalışıyorsun? Okulda bugün oyuncak günü. Bakayım. O zaman buna ne dersin? Hı? Hem daha minimal. Minne? Küçük yani. Hayır, bunu istiyorum. Sığdırırım ben. Of halacığım. Ben de neleri nerelere tıkıştırmak istiyorum da. Olmuyor işte. Her istediğimiz olmuyor. Ama Sedat enişten başardı vallahi. Beni buralara tıkıştırdı da. Hala ben seni hiç anlamıyorum. Ben de. Beni mi? Bunu okula götüreceğim. Ne var ki anlaşılmayacak? Çok tuhafsın hala. Bakar mısın? Buyurun Eylül Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk ama kaçacağım hemen. Bunu Burak Bey'e iletir misin? Tabii. Teşekkürler, iyi günler. İyi günler. Sen yine nereden çıktın hayalet gibi? Adımı duydun. Hüsnü Zeynep Hanım. Sağ ol kardeşim. Bırakıp kaçacak mıydın? Aldığım şekliyle iade edecektim ama malum sizin kapının önü fazla ayak altı. Arada kaynamasın dedim. İstediğin kişiyle gidebilirsin demiştim ama. Ben çok sevindim beni seçmene. Şaka yaptım. Hangi samimiyetle? Ya sen niye böyle diken dikensin her dakika? Sohbet etmeye çalışıyorum. Biliyor musun ne olduğunu? Sen niye bu kadar klişesin? Hı? Hem kız arkadaşınla aynı evde yaşıyorsun hem de müdürünün yeğenine yürüyorsun. Bak,
O gün bar kapısında karşılaştığımızda sana ne kadar salak göründüğümü bilmiyorum ama benden nemalanamazsın. Bırak kolumu. Bak küçük hanım, öyle lafı takıp çekip gidemezsin. Eğer hakaret ettiysen cevabını da dinleyeceksin. Şimdi, Simge dayımın Almanya'dan gelen misafirlerinin kızı. Bir süre bizim evde kalacaklar. Çok zor bir dönem geçiriyorlar. Ben de onlara destek olmaya çalışıyorum. Bununla ilgili neden kendimi savunmak zorunda kalıyorum hiç bilmiyorum ama durum bu. Teklifsizce kapıma bilet bıraktığın için olabilir mi acaba? İlişkimiz bana hönkürüp çekip gitmek üzerine kurulu olduğu için olabilir mi acaba? Mesela başka şans bırakmadığından. Biletler bende. Yarın 8'de alırım seni. Sen gerçekten bir baş belasısın. 8 unutma. Geleceğim demedin. Gelmeyeceğim de demedin. Hala demedin. Nereye gelmiş benim güzel oğlum? Havaalanına da çıkmış. Parka mı gelmiş? Yer seni bu teyze, yer. Tosunum benim. Güzel oğlum benim. Hadi bakalım aklımıza. Heh. Akdağlara gelmiş benim güzelim. Ah canım canım. Sen teyzesinin bir tanesi misin? Hanımlar. Ne oldu? Kafa izi mi yapıyorsun bugün? Kızımı sabah okula bırakıyorum da böyle tenha saatlerde onunla ilgilenmeye çalışıyorum. Senin bu düşünceli hallerine bayılıyorum. Rally'ye mi katıldın dün? Ne bu hal? Dün çamurlu bir yola girdim. Temizletmeye fırsatım olmadı. Zorlu bir yolmuş anlaşılan. Ama bence buna da vakit ayır. Ya da birilerini ayarla. Mekanına gölge düşürmesin. Şeytan ayrıntı da gizlidir. Kadın gözü başka tabii. Halledeceğim, merak etmeyin. Buyurun. Aa, bu ne sürpriz Haşmet'ciğim? Zeynep'cim, fırsat bulup tebriğe gelememiştim. Fırsat yaratayım dedim. Alper. Fırsatı nereden buluyoruz Haşmet'ciğim? Fırsatı ancak kendimizi yaratıyoruz. Canan Hanım, benimle bir işiniz yoksa ben şu elimdekileri askıya asayım... ...hem de sizin suyunuzu hazırlayayım, olur mu? Durduğun hata zaten. Yılmaz mısınız? Geçtim bile. Alper Bey, makyaj almam lazım size. Buyurun efendim. Ben içerideyim. Sen geç hazırlan, biz izlemeye geleceğiz zaten. Tabii. Asistanla biraz sert davranmıyor musun? Yani görüyorum ki çabalıyor kız. Yok. Hak ettiği gibi davranıyorum. Bak geldi bugün. Dediğine göre ev sahibi getirmiş. Her seferinde hikayesine öyle bir kılıf buluyor ki... ...söyleyecek tek kelime bulamıyorum. Senin aslında kolayca kovabileceğin birini bu kadar kafana taktığın ilk defa görüyorum. Seni tanımıyor olsam kıskandığını düşüneceğim canım. Kıskanmak. Şaka mı yapıyorsun? Tabii ki şaka yapıyorum Canancığım. Yoksa gençlik güzelliğe taktığını düşünmek senin gibi bir kadına haksızlık olur. Senin eline kim su dökebilir canım? Bence bu sabah biraz gergin uyanmışsın. Kafamı dağıtmaya çalışıyorum. Dağıttın zaten. Bu kızı kovmuyorum çünkü gelen gideni aratıyor. Ortalama bir zekası var bu asistanların ve bunu kabul edip alışmaya çalışıyorum. Ortalama bir zekanın üstündeyse zekan, hayat senin için her zaman çok zordur. Bunu benden daha iyi bilirsin. Değil mi? Her neyse, toplantıya gitmem lazım. Hoşça kal. Görüşürüz. Hoşça kal. O gençlerin seni suya götürüp susuz getirdiklerini anlayınca da bu kadar eğlenecek misin bakalım Haşmet Bey? Bunu sen istedin.
Bu gerçekten şart mı? Evet. Işık yüzünüzde parlıyor yoksa. Pudra sadece. Bitti. Alper Bey, bunu da giyelim mi? Çekim başlamak üzereymiş. Tamam, ben hallederim. Teşekkür ederim. Asistan meselesinde Canan Hanım'la konuşamadık yine. Ama ben halledeceğim inşallah. İnşallah en kısa zamanda halledersiniz. Beni de gerçekten büyük bir dertten kurtarmış olursunuz. Arkadaşım çok kötü düştü. Ağlıyor. Teyze ne olur gel. Annen falan yok mu buralarda? Yok. Hay Allah, çocuk da var ama. Teyze ne olur gel hadi. Tamam, nerede? Orada. Hay Allah. Peki hadi iki dakika bir bakıvereyim, yürü. Dur. Dur yavrum dur. Geldik, dur bakayım. Kim bu mu? Evet. Ah canım. Dur sen korkma. Bir şey yok. Ben şimdi onu hallederim. Sen üzülme, tamam mı canım benim? Ben bir ıslak mendil alıp geleyim. Buradan ayrılmayın siz. Leyla'nın daveti gibi oldu. Hatun'da bacak var tabii. Bana nasıl olsun bu? Pantolon hiç olmaz. Bunu apartman topuk değil, plaza topuk giyse manca olur. Hatun'da ayakları 39 mu 40 mı? King Kong gibi. Ben de tipsiz. Halime bak ya. Of. Pijamalı besleme gibi kaldım ortalarda, yerden bitme aman. Hoş geldiniz. Merhaba. Rahatsız ettim galiba sizi. Ben geçerken bir selam vermek istedim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim. Ne haber canım? İyi güzelim sen. Benden de iyilik. Ne güzel çalıyor değil mi? İnsanın hiç açası gelmiyor. Evet, bana da hep enerji oluyor. Alo. Leyla. Gitti. Yetiş. Rüzgarım yok. Ne? Ne demek rüzgar yok? Ne diyorsun teyzem sen? Yavrum. Çocuğumu parka çıkarmıştım hava alsın diye. Bir çocuk geldi, arkadaşı düşmüş, yardım et teyze diye. Vallahi iyi ki atmadım. Bir de arkamı döneyim ki yok rüzgar yok. Sordum insanlara, kimse bilmiyor. Hiç kimse görmemiş. Yer yürüldü, yerin içine girdi sanki. Yok. Ne olmuş Leyla? Alo, neredesiniz siz? Bizim evin orada. Bir park var ya anne, oradayız çocuğum, oradayız. Karakola gitsinler hemen. En yakın karakola gidin hemen, geliyoruz. Leyla.